Merhaba, iyi günler. 17 Ağustos 2024. Bizim neslin, yani 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerden sonra yetişen 1940-1950 doğumlu insanlar anılarına çok önem verdiler. Pek çoğu anı defteri yazdılar, günlük yazdılar. Bizden önceki aydınlar, özellikle Cumhuriyet aydınları çok değerli hatıralar, eserler bıraktı bizlere. Ben onların okuyabildiğim kadarını okudum. Kendimi yetiştirebildiğim kadar yetiştirdim. Gittiğim sinemaların, tiyatroların, müzikle ilgili konserlerin, çok sesli müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve yurt dışındaki kültür sanatla ilgili çalışmalarda hatıralarımı getirmeye gayret ettim. Zannediyorum benim yaşadığımdaki arkadaşlar da aynısını yapmıştır. Bütün değerli şairlerle, yazarlarla, öykücüler, edebiyatçılarla gurur duyuyorum. Bizim zamanımızda diye bir söz var. Evet, bunlar, bu kartpostallar meşhurdu. Bir arkadaşım kartpostal satıyor. İzmir, Saat Kulesi ve cami. Sağından ve solundan yol geçiyor. Araba orada fark ediliyor. Şu anki caminin, Konak'taki caminin sağından ve solundan araba geçiyor. Az ileride su var, deniz, körfez. Atıf var ve Konak vapur iskelesi var. Cumhuriyet'in 50. yılı. Bakıyorum, tartışma olmasın arka tarafta. Burası ne kadar bakir derler, yani bakir, el değmemiş Pamukkale. Dünyada eşi benzeri yok. Birinci derecede güzellik. Harika bir, benim edebiyat öğretmenim Nuri Karaküçük. İzmir Atatürk Lisesi edebiyat öğretmeni. Onların izleriyle biz bugünlere geldik. Bu Atatürk Lisesi Müdür Ali Kemal Gölgülü lise rehberlik servisi tarafından düzenlenen, gençleri eğitenlerin sorumlulukları. Değerli şair arkadaşım Necdet Örnek'in amcası, oturumu yöneten Profesör Doktor Turan Örnek, Ege Üniversitesi Psikiyatri Kürsü Direktörü. Konuşmacı öğretmen Nait Ülbe Akgün, benim öğretmenim. Psikoloji ve felsefe öğretmeni. Konuşmacı Veli Öztürk, baro başkanı ve okul mezunu. Çok değerli bir avukat, kitabını tanıtmıştım bir süre önce. Konuşmacı öğrenci Mustafa Bark, 6 fen, K No 738. Hep fenlere çok değer verirlerdi. Fenlerden çok başarılı insanlar çıktı. Edebiyattan da çıkanlar dünyayı sarsıyor. 28 Aralık 1973 Cuma saat 17 Atatürk Lisesi konferans salonu. Toplantıya gelen velinin imzası, ilgili öğrencinin sınıfı numarası. Kötü insan yoktur. Kötü terbiye vardır. Ne biçim çocuklarımız vardır diye düşünmemeli. Nasıl ana, baba ve öğretmenleriz diye düşünmeliyiz. Bak, bunlar, bak bunlar bizi yetiştiren düşüncenin ürünü. Düşüncenin ürünü. Biz neyin ürünüyüz? Bir sistemin, düşünce sisteminin, bir felsefenin. Onun için başarılı oluyoruz. İzmir Atatürk Lisesi kapalı spor salonu, basketbol maçı 25 Ocak Cuma 74, İzmir Atatürk Lisesi 98, İzmir Namık Kemal Lisesi 78. Evet, 2 lira 50 kuruş bilet. Bilet 2 lira 50 kuruş. Bunlar çok değerli belgeler. Bu anneciğim minnotları. Bu tire otobüs biletleri. Tire telefonu kaç? Trenin lütfen dikkat edelim. Telefon numarası kaç?
dörtlü. Nerelerden geldiğimizi unutursak, nerelere gittiğimizi elbette unuturuz. Evet, enflasyonla hiç tanımamış, 30 sene, 40 sene boğuşmamış, danışmamış devletler var. Biz niye enflasyonla uğraşıyoruz ve hepimiz ekonomistiz? Biraz Ankara, İstanbul, başka yerleri eleştirmek yerine kendimizi de eleştirsek hakkıyla çok başarılı oluruz. Almanlar gibi çalışsak Türkiye Almanya'yı geçer. Bunun başka bir şey yok. 772 sokak No 9 Nedim Yaşar Gürsoy. İki çeşmelik. Şurada mühürü var. Doktor Eyüp Sabri ile duvar komşusuyuz. İzmir Orta ve Sanat Teknik Öğretim Okulları Koruma Derneği Bağış 2 Edebiyat E554. Evet. Bu bağışlar bizim bütçemizi hiç yıkmayan, sefayla, keyifle, isteyerek verdiğimiz bağışlar. Burada bir tehdit, bir mana, bir söz konusu değildir. Okulun masrafları için veriyoruz. Şimdi bir şey belirlediler, tavan belirlediler, aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Olur. Ha, bir de bu çıktı. Evet. Kitap yayıncılar yollamış. Değerli okucu. 1974. Yayın evlerinin pullu mektupları bana. Yayın evlerine İstanbul'dan, Ankara'dan. Reklama girmesin diye. Kanser Araştırma Savaşı 1947. Katkı koyuyoruz. Çalışıyoruz. Bak küflenmiş gitmiş teller. Defterin telleri. İzmir Atatürk Lisesi izin tezkeresi. Evet. İzinle, müsaadenle okuldan çıkarsın. Evet. Böyle müsaadenizle. Atatürk Lisesi'nin doktoru var. Bizim lisemizin doktoru. Liseye gidiyoruz. Kendi doktorumuz orada merdivenin altında giderken şeye, tuvalete oradaydı. Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği 1974. Beden eğitimleri örgütlenmişler. Kale gibi ve piyango çıkaracak kadar örgütlüler. İzmir Atatürk Lisesi Temsil Kolu Cumhuriyet Kız Enstitüsü ile birlikte sahnelediği Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Balıkesir Muhasebecisi oyunun temsiline onur vermenizi saygıyla ediler. 17 Nisan 1974. Daveti bir kişidir. Saat 20 Atatürk Lisesi Konferansı. Biz bayılırdık şeyle çalışmaya. Yani sinema. Konak sineması. Yabancı film. Bu Atatürk Lisesi yine Cumhuriyet Kız Enstitüsü ile birlikte sahnelediği Saldın Taner'in yazdığı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Çok meşhurdu bu. O zaman da meşhurdu, şimdi de meşhur. 74. Evet, sahneye koyuyoruz bunları. Yolundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Vatanı bize hediye eden. Yine Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Bir daha aldım, bir daha gidiyorum ben. Öyle aynı oyunu izlediğim diye bir kestirip atma yok. Arkadaşlar için, dostlar için. Yani Uludağ. İşte Çam Ağacı. Bu taraf Çam Ağacı. Şimdi çok yer otel. Bu kapitalizm doğayı böyle değiştiriyor. Tire. 40 zaten 40 tane şey var Türkiye'de. En çok park olan ilçelerden bir tanesidir. Dilerim sahip çıkıyorlardır. Bu Kuvayi Milliye ve Gaziler Derneği. Dernekle Zeybek çalışmalarında, 9 Eylül çalışmalarında çok beraberdik önceki yıllarda. Kendi paralarını kendileri öderlerdi, kiralarını. Zannediyorum şimdi devlet bunlara sahip çıkıyor ama bizim çalıştığımız nesil artık Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, öldü. Bu Yılmaz İpek, değerli Saz Sarayı, Basmane, İzmir. Öğrenci sazı, 125 lira. Öğrenci sazı. Aldım, fazla ilerletemedim. Çünkü yoğunlaşamadık, konsantre olamıyorsun. Yani şeye. Bu işlere Ceyhun Atıf Kansu. Bu abimin kitabıyla ilgili yaz. Yahya, Açık Hava. Ceyhun Atıf Kansu. Evet. Güzel bir şiir eleştirisi yazısıdır bu. Tarihini de söyleyeyim. 9 Mayıs 1974 Perşembe. Sayı Barış Dergisi, adınızdan yıl 5, sayı 18.153. Cumartesi 9 Mart 1974'te. Ben not almışım, 9 Mayıs 1974'te.
Evet. Yine bir şey. Pulla ilgili. Pul koleksiyonlarımla ilgili. Onları da bir gün göstermek isterim. Ama bazıları yapıştı şeye, deftere. Bunlar arkadaşlarımın notları. Bunlar arkadaşlarımın notları. Bunlar da postanenin bana yolladığı dev posteriyle Yılmaz Güney. 20 Haziran 1974. Aga Özgüç. Bu Bergama. Dedem götürmüştü ilk defa beni. Bergama. Bir araba tuttu götürmüştü. Bergama. Harika bir yer. Harika bir öğren yeri. Tarihi yer. Bir şehir. Bir kültür. Dayıcımın Ziya Ezgin'in türküleri. Gazetede saatini söylüyor. Evet. İstek yaparsın veya dinlersin. Bazıları canlı yayın olur. Bazıları da daha önce çekilmiş olur. Evet. Bunlar bizim TRT İzmir Radyosu Müdürlüğü, İzmir Televizyon Stüdyosu Fuar İçi, Pazardan Pazara, Nihat Uytun, Radyo Müdürü. 15.30. Ücreti 15. İzmir Radyosu Müdürlüğü silinmiş. Tanju Okan, Hümeyla, bizim neslimizin sanatçıları. Yavaş yavaş yapayım çünkü çatlıyor, patlıyor, yaşlı bir şey olur. Bu İpek Gözler'in sergisi. Yağlı Boya. 15 Temmuz 74 Salı. Sağlık Müzesi. Trabzon. Bu değerli arkadaşlarımın bana gönderdikleri kartlar. Evlilik kartları. Amcam daha kazanır. Değerli insanlar. Eskiden böyle zambaklarımız vardı. Evet. O zambaklar artık görmüyorum çoğunlukla. Bitti yani. Bazı şeyler. Bu benim bağışlarım. Cuma havası Bucak Müdürü. 13.8.1974 Salı Çatalca. Bucak Müdürü gelmişti. Kendi uçağını kendin yap. Ürünleri. Türk. Hava kuvvetlerini güçlendirme bak. Ciddi bir paradı bu. Helal olsun. O zaman vermişim. Yerlerde sürmüyordu bazı kavramlar. Yani hep dışarı bağımlısın. İkinci baskısı. Evet. Bazı şeylerde bazı şeyler, güzellikler yapacaksın. Şimdi kapandığı için bu şirketler 1970 tarihli bir şarap. Evet. Papaz karası şey işte yazıyor işte öküz gözü. Şarapların üzümlerin cinsleri bile yazıyor. 1970'te imal edilmiş. 70. 1970. Yani iyi ki içmişim. Afiyet çekeriz. Şimdi olsaydı bak şiirlerim de çıkıyor şimdi. Şiirlerim. Evet, şeyler. Bunları çıkaracağız, yazacağız da. Temizleyeceğiz. İmal yılı 1953. Atatürk Orman çıktı. 21 senelik bir şarap içtim ve yazdım. Burada Tayfur Çetin'den almıştım. Saygıyla anıyorum. Dedim Yaşar Gürsoy. Evet, böyle gençler, takipçiler, böyle defterler yapacaksınız. Bugün 2024'teyiz. 2034, 2044, 2054, 2064. O yıllar gelecek. Hazırlıklı olacaksınız. Özay Gönlüm, Asum Aralman, Barış Manço, Nilüfer, Zeki Müren konser. Zeki Müren üstünde yazıyor. Zeki Müren konser. Evet. Öyle atmasyonla, fabrikasyonla olmuyor. 30 hususi bize işletme vergisi ve hava vakfı dahil. Fuar Manolya Bahçesi. Koltuk sıra 8. 9 değil. Hem de bağımsızlık günü. 1970. Özel gece. İzmirliler 9 Eylül'e çok değerlenir. Nasıl kutlardık biz? Anlatsam hüngür hüngür ağlarım ya. Tuğrul Dağcı, Nilüfer. Evet, Nilüfer. Seslendiren. Burada yazıyor. Atatürk Lisesi kayıt. Biliyorsun. Kayıt yenileme. Kayıt alıyorsun. Tekrar. Baharda. Bu Isparta. İşte Ispartalılar nasıl? Isparta. Arkadaşım. Bu bana gönderilen yurt dışından kartlar. Yani Asya.
Elektrik. Evet. Şimdi bu belge günümüzde belge. Ne belgesi? Elektrik parasını yavaş çatlama. Elektrik parasını muhtarlar toplar. Muhtarlıklar. Evet. Bu konak sineması. Kardeşimle gitmişim. 2 Ekim 1974 Çarşamba. Kardeşlerinizi sevin. Şimdi bir şey göstereceğim. Bu benim için çok önemli. Bu çiçek var burada. Şöyle çiçekte dursun. Hatta üfleyeyim, çiçeğin yerini de değiştireyim. Çünkü güzel bir belge bu. Çiçekte uçmasın. Rüzgardan başka sermaye kalmadı. Hepsi rüzgar aldı sermayeyi. Şimdi değerli takipçiler, değerli insanlar, güzel insanlar. İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan bilet aldığımız zaman o güzel insanlar bize bu zarfın içinde verir. Zarfın içinde. Bu zarf. Zarf. Bilet. Ve zarfın üstündeki bilgiden gitmezden 1-2 gün önce, tabii bu genellikle cumartesi pazara bağlan akşam giderdim ben. Ama diyelim ki cuma günü, perşembe günü bilgi sahibi olursun. Yani yazan Melih Cevdet Anday. Sahneye koyan Ekmel Hürol. Dekor Refik Eren. Kostüm Hale Eren. Nerede oturacak sahne? Bak biletin ve yerin. Sahne. Bu tiyatronun kendisi. İzmir Devlet. Hem burada bilirim ben. Bak çizmişler benim biletimin numarasını. Ama ben yine oradaki görevliye tink, yani teşekkür ederim. Işıkçıya tık verdim. Devlet Tiyatrosu. Evet. İzmir. Bilet. Bilet. Yine insanlık insanlık. Efendilik efendilik. Hepimiz yövmecilikle yaptık. İşsiz de kaldık. Parasız da kaldık. Bak bu ikili oyun. Robert Thomas. Yalçın Akçay. Türkçesi. Sahneye koyan Çetin Köroğlu. Çok değerli bir sanatçı. Aydın. Dekor Refik Eren. Kostüm Hale Eren. Bunlar kadrolu. Arkadaşım vardı. Ayhan Işık. Orada elektrikçiydi. Kadrolu. Çok değerli insanlar. Oradaki personeli tanımanızı isterdim. Yani emeğe geçenlerin o aydın insanlar onlar. İşte bak. Böyle arkadaşlar anılarını yapmışlar kenarıya. İmzalamışlar. Günlerle ilgili güzel yurt dışı bunlar. Yani yurt dışı şey oluyor işte, bazı ülkeler, bazı şehirler, bazı bizim kenar şeylerimiz, turizm belgeleri. Eskiden turizm bu kadar yaygın değildi. 50'lerden, 60'lardan sonra. Şair başbakan, kahraman ince. Beyefendi. Nasıl? Anlayışlı. Yine bak bir zarf. Devlet tiyatrosundan zarflar. Yine bir şey. Oo, çiçekler gidiyor. Dur bakalım. Dur. Bak, sıra. Evet. Şimdi yine bir şiir. Beni duyuyor musun? Sağnağın yalnızlığında, suların ıssızlığında beni duyuyor musun? Şiire bak. Bak dedim Yaşar Gözü. İşte herkes böyle büyüyerek geliyor. Parayla büyümüyorsun. Doğal bir yaşam hakkın varsa. İki el tutuştu ansızın sahilde. Seviye susamış iki elde. Gidiyor şiir. Şiir gidiyor. Evet, şiir defteri bunlar. Daha çok içeride de. Yani gidip bak güzel affedit. Yani nereden nalını da mı hına da diyor yani. Bak güzel fotoğraflar. İnsan yağmur. Pisem ahmak ıslatan. Ellerimde sıcacık avcı. Yerler yaş, yerler ıslak. Kalbimdeki sıcacık. Evet. Yine bunlar çok önemlidir okulda. Gösterirsin çıkarsın, gösterirsin içeri girersin. Öyle geçerken uğradım okullar olmaz. Böyle bir güzel köpeğimiz vardı. Adını da Dop koymuştuk. Evet, aynı. Belki de odur yani. Olabilir. Yine Sema Sineması, Rusya'daki adam. Putin'e selamlar olsun. Çok takdir ediyorum Putin'i. Sema Sineması. Brigitte Bardot, ben deliyim diyor. Nevra Serezli, Altan Erbulak, Metin Serezli, Çevre Tiyatrosu. Çevre Tiyatrosu. Sadece tiyatro için İstanbul'a giderdim. Sadece tiyatro için Ankara'ya giderdim. 51. yıl, 29 Ekim 1970'te. Kutlu olsun. Evet. O zaman
tadında yapacaksın bu işi. Bunlar da şimdi yaşlanınca, yaş ilerleye gelince George Thompson, Marshall Gongsa, Büyük Soygun, St. Canary, Drying Can. Bunlar yine bak bir tane. Şeylere bak, çiçeklere. Bizim kendi çiçeklerimiz bunlar. Yani evimizdeki çiçekler, bahçemizdeki çiçekler. Evet. Yine bir bağış makbuzu. Şu tozlarını da fırsattan istifade atayım. Bayan birkaç tanemiş. Helal olsun. Verdiğim paralar için hiç pişman olmadım. Evet, develer ve bodrum. Eskiden develer kenarda olurdu. Fotoğraf çektirmek için çıkar para verdim. Bodrum dediğin şöyle bir yer. Balıkçı kasabası. Bir eli değdi Ali Kanas balıkçısı Cevat Şakir Kabaşlı'nın. Arkadan rahmetli bir şey. Zeki Müren. Haydi. Aldı başını gitti. Şimdi artık Bodrum fotoğraftan tam. Bu babacığım benim. Aslan baba. Saygılı adam. Değerlidir benim için. Yani bak bu kitapçılar, yerli yabancı eserler, kitap, ansiklopedi, mecmualar satılır, alınır. Şimdi reklama girecek ama yani Can Yücel, Bir Siyanistinin Şiirleri, Konuk Yayınları, 30 Ekim 1974. Bak yine şiirler, yine şiirler, yine çiçekler. Evet, Kazan, televizyondaki filmi Hüsamettin Çelebi ihbar etti. Adalet Bakanı Şefkat Kazan dün düzenlediği basın toplantısında televizyonda gösterilen belgesel film hakkında soruşturma açılması ile ilgili olarak sorulan bir soruya verdiği cevapta ben bu filmi seyretmedim. Filmi görenlerden kontenjan senatörü Hüsamettin Çelebi bana telefon ederek siz nasıl Adalet Bakanısınız? Böyle müstehcen filmleri televizyonda nasıl gösterebiliyorsunuz diyerek bana sistemde bulundu demiştim. 1 Kasım 1974. Evet, insanların bu cinsellikle alıp veremediğini zaten çocukluğunda anlamış değilim. Şimdi hiç anlamıyorum yani. Bu bir de şey olabilir yani. Yapılmayan. Muhbir, seni çok eskiden tanırız. Olaylar ve insanlar Hasan Pulur. 2 Kasım Cumartesi. Bitmişler. Evet. Yani Çelebi, ben Kazan'a telefon ettim. İhbar etmedim. Ben telefon ettim, ihbar etmedim. İşte hemen bir gün. Bir kişi televizyondaki soylu yabani filmle suç unsuru bulmadı. Yok, öpüştüler sadece. Yani bizim hayvanlar da yapıyor bunu. Şimdi bak onlara birkaç söz söylemek istedim. Şimdi bu konak sineması balkon. Çok ferah. 4 Kasım 1970'te. Güzel. Güzel şeyler. Saygılar, hürmetler, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler.